Santiago Nazar, onu öldürecekleri gün, psikoposun geleceği gemiyi karşılamak için sabah saat 5.30'da kalkmıştı. Rüyasında kendini koca koca incir ağaçlarından bir ormanın içinden geçerken görmüştü. İncecik bir yağmur çiseliyordu. Bir an için mutluluk duymuş ama uyandığında üstü başı kuş pislikleri içindeymiş duygusuna kapılmıştı. Rüyasında hep ağaçlar görürdü demişti bana annesi Placide Linero. O uğursuz pazartesinin ayrıntılarını aradan 27 yıl geçtikten sonra anımsarken. Bir hafta önce de rüyasında badem ağaçlarının arasından uçarken dalların hiçbirini çarpmadan geçip giden yaldızlı kağıttan yapılma bir uçağın içinde tek başına oturduğunu görmüştü. Başkalarının rüyalarını yemekten önce aç karnını anlatmaları koşuluyla doğru yorumlamakta üstüne yoktu kadının. Ama ne oğlunun gördüğü o iki rüyada herhangi bir uğursuzluk belirtisi fark etmişti, ne de ölümünden önceki sabahlarda kendisinin anlatmış olduğu daha başka ağaçlı rüyalarında. Santiago Nazar kendisi de bu rüyasını kötüye yormamıştı. Üstünü başını çıkarmadan yatıp çok az uyumuş, kötü bir gece geçirmişti. Sabahleyin başında ağrı, damağında bakır pasıyla uyanmış, bunları gece yarısından sonraya kadar sürmüş olan düğün eğlencesinin doğal sonucu diye yorumlamıştı. Dahası var. Saat 6.05'te evinden çıktığından başlayıp bir saat sonrasında tıpkı bir domuz gibi boğazlanana kadar geçen sürede rastladığı pek çok kişi onu biraz uyku mahmurluğu içinde ama keyifli olarak anımsıyordu. Hepsine de pek önemsemez bir tavırla o günün güzel bir gün olduğunu yorumunu yapmıştı. Bunların hiçbiri onun havadan söz edip etmediğinden pek emin değildi. Pek çok kişi o dönemlerde güzel bir Şubat günü beklenebileceği gibi muz bahçelerinin içinden geçip gelen bir Meltem'in estiği pırıl pırıl bir sabah olduğu anısında birleşiyordu. Ama çoğunluk bulanık, kapalı bir gökyüzünün altında durgun sulardan yükselen ağır bir kokunun duyulduğu, kasvetli bir hava olduğu, o felaket anında tıpkı Santiago Nazar'ın rüyasındaki o ormanda gördüğüne benzer ince bir yağmurun çisediği konusunda söz birliği ediyordu. Bense düğün eğlencesinin ertesinde Maria Alejandra Cervantes'in o muhteşem koynunda telaşla çalınan çan seslerinin şamatasıyla daha yeni uyanmış kendime gelmeye çalışıyor, çanları psikoposun şerefine çalıyorlar sanıyordum. Santiago Nazar beyaz kentlerden bir pantolonla gömlek giymiş, beyaz ketenden bir pantolonla gömlek giymişti. Her ikisi de kolalı değildi. Bir önceki gün düğün için giydiklerinin eşiydi. Sayılı günlerde hep böyle giyinirdi. Psikopos gelecek olmasaydı, babasından miras kalan pek başarılı olmasa da sağduyuyla yönettiği sığır çiftliği El Divine Rostro'ya her pazartesi giderken giydiği haki renkli giysisiyle binici çizmelerini giyerdi. Araziye çıktığında belinde bir de 357 Magnum taşırdı. Dediğine bakılırsa bu yivli silahın kaplamalı kurşunları bir atı bile ortadan ikiye bölebilirdi. Keklik mevsiminde eğitilmiş şahinleriyle birlikte öteki gereçlerini de yanında götürürdü. Dahası dolabında bir 30.06 Mannlicher Schönauer tüfeği, bir 300 Holland Magnum'u, çift ayarlı dürbünü olan bir 22 Hornet'i, bir de otomatik Winchester'ı vardı. Her zaman tıpkı babası gibi yastık kılıfının arasına sakladığı silahıyla birlikte uyurdu. Ama o gün evden çıkmadan önce mermilerini içinden çıkarmış, boş silahı komedinin çekmecesine koymuştu. "Onu hiç dolu bırakmazdı," demişti annesi bana. Bunu ben de biliyordum. Ayrıca silahlarını bir yerde tuttuğunu,
Mermileri ise apayrı bir yere sakladığını da biliyordum. Hani hiç kimse o silahları evin içindeyken rastlantı olarak bile olsa doldurma hevesine kapılmasın diye. Babası tarafından akıllıca konulmuş bir kuraldı bu. Geçmişte bir sabah hizmetçi kızlardan biri kılıfını çıkarmak için yastığı silkelediğinde tabancanın yere çarpıp patlamasıyla kurşunun odadaki dolabı parçalayıp salonun duvarını aşarak savaş patlamışçasına bir gümbürtü içinde komşu evin yemek odasından geçip meydanın ta öte yanındaki kilisenin ana mihrabında duran insan büyüklüğünde alçıdan bir aziz heykelini un ufak ettiğinden beri. O zamanlar küçücük bir çocuk olan Santiago Nasar bu talihsizlikten alınan dersi hiçbir zaman unutmamıştı. Annesinin gözünün önünde oğlundan kalan son hayal yatak odasının içinden şöyle bir geçmesi olmuştu. Banyodaki ecza dolabında el yordamıyla aspirin bulunmaya çalışırken annesini uykusundan uyandırmış, kadın da ışığı açınca elinde bir bardak suyla kapıda durduğunu görmüştü. Sonsuza dek unutmayacağı bir görüntüydü bu. Santiago Nasar işte o sırada anlatmıştı gördüğü rüyayı ama annesi ağaçları hiç önemsememişti. Kuşlarla ilgili tüm rüyalar hayırlıdır demişti ona. Anıların kırık aynasını ortalığa saçılmış incecik onca parçadan bir araya getirme çabasıyla bu unutulmuş kasabaya geri döndüğümde yaşlılığın son demlerinde onu bulduğum aynı hamakta yine aynı biçimde yatarken bakıp görmüştü o sabah oğlunu. Günün yalın aydınlığında bedeninin çizgileri zar zor seçilebiliyordu oğlunun. Oğlunun yatak odasında son uğradığında kendisine bıraktığı, geçmek bilmez baş ağrısına karşı kullandığı şifalı yapraklar vardı şakaklarında. Yan yatmış doğrulmaya çalışırken hamağın baş kısmındaki agave elyaflarından yapılma iplerle tutunmuştu. Odanın alacakaranlığında cinayetin işlendiği sabah beni şaşırtmış olan aynı vahtisane kokusu vardı. Kapının eşiğinde görünür görünmez beni Santiago Nasar'ın hayaliyle karıştırdı. İşte tam orada duruyordu dedi bana. Yalnızca duru suyla yıkanmış beyaz keten giysisi vardı üstünde. Çünkü teni öyle narindi ki kolanın hışırtısına hiç dayanamazdı. Oğlunun geri döndüğü sanrısı geçip gidene kadar uzunca bir süre hamakta öylece oturdu. Çayır teresi tohumları çiğneyip durdu. Sonra da içini çekti. O benim hayatımın erkeğiydi, dedi. Anasının belliğindeki gibi gördüm ben de Santiago Nasar'ı. Ocak ayının son haftası 21 yaşını bitirmişti. İnce uzundu, soluk benizliydi. Araplarınki gibi göz kapaklarıyla kıvırcık saçlarını babasından almıştı. Kadının bir an bile mutluluk getirmemiş bir mantık evliliğinde sahip olduğu tek çocuğuydu o. Çocuk babasının yanında mutlu olmuştu. Ta ki 3 yıl önce babası ansızın ölene kadar. Öldürüldüğü o pazartesi gününe kadar da tek başına kalan anasının yanında babasına benzemeyi sürdürmüştü. İçgüdüsünü anasından almıştı. Babasından da çok küçük yaştan başlayarak ateşli silahları kullanmayı, at sevgisini, yüksekten uçan av kuşlarını eğitmeyi öğrenmişti. Ayrıca cesaretli olma sanatını da, ihtiyatlı olmanın yollarını da babası öğretmişti ona. Baba oğul aralarında Arapça konuşurlardı. Ama kendini dışlanmış hissetmesin diye Placide Linaro'nun yanında konuşmazlardı hiç. Kasabaya silahlı olarak indikleri hiç görülmemişti. Eğitilmiş şahinlerini kasabaya bir tek kez götürmüşlerdi. O da yardım amaçlı bir panayırda yırtıcı kuş yetiştiriciliği konusunda bir gösteri yapmak içindi. Babasının ölümü üzerine ailenin çiftlik işlerini üstlenebilmek için liseyi bitirdiğinde okulu bırakmak zorunda kalmıştı Santiago Nasar. Kendi doğası gereği neşeliydi, barışçıldı, açık yürekliydi. Onu öldürecekleri gün annesi oğlunu beyazlar giymiş görünce günlerini şaşırdığını sanmıştı. O günün pazartesi olduğunu hatırlattım ona, dedi bana. Ama oğlu olur ki psikoposun yüzüğünü öpme fırsatını bulur diye
böyle şık giyindiğini söylemişti. Annesi ise en ufak bir ilgi belirtisi göstermemişti.